Tuttur'da Happy Hour başlıyor. Perşembe gecesi 24'e kadar linkten üye ol. 100 TL'ye kadar oynadığın ilk kuponda rahat rahat tuttur. Helalim, tuttur. Tuturanlar zaten. kulübüne başlıyoruz ama hemen bir anonsunuz var onu yapalım. Tuturanlar kulübüne özel 100 lira kayıp bonus Happy Hour 29 Aralık Perşembe 23.59'a kadar ilk kuponunuzda geçerli 100 liraya kadar %100 kayıp bonusu hemen üye oluyorsunuz yatırımınızı yapıyorsunuz ilk kuponunuzda rahat rahat tutturmanın keyfini yaşıyorsunuz ve var bu kampanyayı bir kez daha sizlere duyurmuş. Olalım şimdi tabii ee... Maç yoğunluğu Dünya Kupası sonrasında yoğunlaşacak dedik ama hafta sonu e, malum Süper Lig'de maç yok e, yılbaşından dolayı. Avrupa'da bazı liglerde olacak. Şimdi onları konuşacak hafta sonu bölümümüzde konuşacağız onları. Hem cumartesi hem pazar bölümümüzde ama ilk başta hafta içinde bizim ligimizde oynanacak karşılaşmalar. Perşembe akşamı saat 17'de Sivaspor Galatasaray bizim önümdeki akıştaki ilk karşılaşma. Galatasaray... E, çok pozisyona girip fazlasıyla erkenden koparatabileceğim maçı son dakikalarında biraz inceden bir korku filmi yaşar gibi oldu. Okan Koç'un hayati kurtarışı çok önemli bir Kupa hanesine yazdırdı. Aynen. Ve bundan yaklaşık bir 10 gün sonra değil mi? Fenerbahçe derbis öncesinde en azından herhangi bir sarsıntı yaşamadan Ankara gücü maçı öncesine hazırlanma fırsatı var. Sivas spor deplasmanı, olivier'ın durumu ne kadar oynayabilecek bilmiyoruz. Torreira cezalı. Hı hı. Orta sahada ister istemez hoca ceza bir rotasyona yine gitmek durumunda kalacak. Ee, zor bir deplasman. Sen de başlayalım. Yani Süper Lig programının adını Sivas deplasmanı koymuş biri olarak Yani böyle bir deplasman öncesinde takımın defansif orta sahasının keyfi bir şekilde cezalı duruma düşmesini hani anlamak mümkün değil. Akıl alır gibi o ya. Ya şöyle hat hatta bak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe maçı çok önemli ama bu kadar fiziki şartları zor bir deplasmana defansif ortasına götürmek mi yoksa e, Torreira'sız mı derbi oynamak? Ben, ben ikisi arasında bir fark göremiyorum. Hani Fenerbahçe maçında bu şekilde cezalı duruma düşmekten hemen hemen hiçbir farkı yok. Çünkü Sivas deplasmanı hakikaten puan kaybedebileceğim bir yer. E, fiziksel olarak ayakta kalmam Rakim gereken... Sert, şartlar sert. Bir bölüm. Ya, yani cezalı duruma düşeceksen bunu mesela İstanbul Spor maçında halledeceksen, Muslu halledeceksen tatil yapacaksan Muslu'ya gibi yapacaksın. Muslu'ya bir şekilde doğru maçı buluyor, seçiyor. Kendini e, boşa atmış. Ama Torreira'nın yaptığının hiçbir makul tarafı yok. Anlaşılır bir tarafı yok. Bunu da hani tekrara girmek söylemiyoruz. Bu maç için çok önemli. E, Oliveira mutlaka sahada olacaktır diye düşünüyorum ama burada e, sorumluluğu kim alacak? Belki bu maç için sakat. E, biraz daha 4-3'e yakın bir e, yapı görebiliriz. Belki oyuncular yani öne yazarsın Oliveira'ya ama Oliveira, Mitcho, Berkan olabilir. Çünkü Torreira'nın yokluğunu hissettirmeyecek tek adam defansif açıdan Berkan. Normal yani iyi top kazanan bir oyuncu ama onun da alıp yanına verme konusunda bile bir sıkıntıları var. Yani topu kontrol edip doğru kullanma konusunda Galatasaray seviyesinde değil. O yüzden etrafında biraz daha opsiyon olması, biraz daha ona yakın oyuncular olması daha mantıklı olabilir. Bu bir. İkincisi e, yani sonuçta e, doğru karşılayacak bir hat kurmak için mid tek başına koysan mümkün değil. <laughs> Olmaz yani. Berkan'ı tek başına koysan daha da kötü. Bu sefer yeah. tamamen o bölgeyi e, iki, ta, iki pres yediğinde top kaybedecek bir oyuncuya emanet etmiş oluyorsun. E, doğal olarak 3 oyuncu oynaman lazım ki bu ikili tolere edebilsin bazı şeyleri. Bence şu an için tek alternatif bu gibi. Ee, Baran Aksakan'ın ismi çok geçiyor ama hocanın daha bu maç kadroya almadan oyuncu öbür maç 11'e atma gibi bir ihtimali olacağını düşünmüyorum. O yüzden e, Baran'ın kadroda olacağını ama oynamayacağını tahmin ediyorum. Ee, Galatasaray'ın işi kolay değil. Sivas normalde yaşlı bir takım ve sezonu çok kötü girmişti. Yani şu an puan tablosunda küme düşme hattındaysa e, biraz onunla alakalı. Çok yaşlı ve transferleri geçen para olmadığından dolayı geç yapmış bir takım. Sonra yavaş yavaş formunu buldular ve Avrupa'da başarılarıyla da bunu ispatladılar. geçen hafta da kazandılar deplasmanda. Hani puan olarak şey olarak da bir adım attılar önemli bir adım. Hiç kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. 1.58 oran da ironik olmuş. 58 plaka yapmışlar oraya. <laughs> ben direkt Galatasaray oynamayı çok mantıklı bulmuyorum. İlk yarıdan gidilebilir belki. Karşılıklı gol var olabilir. Benim Tahminim biraz daha karşılıklı gol vara yakın. Galatasaray'da da gol atmadan da bitirmez deplasmanı. İki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. 1 1 mi olur, 2 1 mi olur? Orası e, arkadaşlarımızın tahminlerine kalmış. Ama ben KG var diyeceğim. Ya bu arada şey e, şimdi Sivas deplasmanı sonrasında gerçi hafta sonu maç yok önümüzdeki hafta içi derken e, şimdi gerçi daha ara transfer dönemi gelmedi ama Galatasaray'ın ileriye de bir takviye Onları i̇htiyacı da olacak. sanki her geçen gün biraz daha beliriyor gibi. Yani oradaki fotoğraf netleşiyor Gani gibi. Daha ne istiyorsunuz abi ileride ya? Gomis var. Abi işte ama Sefer'den, Icardi, Icardi seferden Icardi belli var. ki içerisi memnun ama değil. İki tane yeter abi. Sefer Hoç memnun değil. İki tane gayet iyi golcüm var abi. Ama e, Gomis... Şimdi Icardi daha kaç Gok mı? İki tane yapsın ya. Ben Barış Alper'in tamam oraya kaydırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bana yani göre son mi? derece iyi iki tane Santrifor var Galatasaray'ın. Bir tane üçüncü bir Santrifor. Niye ihtiyacı var anlamadım yani. <laughs> tamam Sefer olmadı da. Olmadı. Yani... Üçüncü üç santrafor Üçüncü santrafor. Üçüncü santrafor da Mertens oynat yani en kötü. İşte ama e, yani şimdi orada bir seferden, seferden işte başarılı başarı çıkacaklar düşünün. gibi bilmiyorum. Barış Alper bildiğim kadarıyla. Değil Barış mi? Alper de bence oraya daha müsait Abi, bir oyuncu. Çıkmak falan kolay şeyler değil ya. Yani anlaşmalar var. Adam senden anlaşmalar çıkar yani. Böyle <laughs> Öyle şey <laughs> mi olur abi? 2.4 milyon euro kim verecek adam abi? Yok tabii. Bunlar yani bu dile kolay laflar yani. Bizim gibi ülkelerde bu euroda bu bilmem ne de yani dile kolay şeyler. O yüzden abi bilmiyorum ben Galatasaray'ın pek transfere de ihtiyacı olduğunu sanmıyorum yani. Tek kulvarda giden bir takım için konuşuyorum. Yani kupayı da çok önemsediğini de sanmıyorum da. Yani, yani lig şampiyonluğu için 1'i 9'u rakipsiz ben görüyorum ben. 1 Anca... ve 9 numarada. Rakibi yok diye düşünüyorum. Ben Bana orada sadece işte şimdi Gomis <laughs> Din, e, yaşı sabah... ve fiziği el verdiği sürece atıyor. Yani o sabah okay. gazetesinde mi haber? Hürriyette miydi? Yanlış olmasın. Gomis olmasa 8. sırada diye bir. Abi tabii şu ana kadar kaç puan kazandı? Bir, bir haber mi? okudum yani o işte bayağı iyi. yani. Bir de Icardi var abi. Tabii. Çok daha iyi ismi var yani. Evet. Bir, bir yandan Üçüncü da yani Gomis olmam. olmasa diyemezsin ki onun yanında başka adam hani belki o da atacak yani hani. Öyle bir hayır şey Hayır yani. Gomis de işini, işi çekip, görmüş. Çekip, skor abi, yok, işi, yani, görmüş, yani, işi görmüş adam. Onu da çalışıyor. Doğru doğru. Ya şuna katılıyorum. E, Brezilyalıların Lambuja diye bir deyimi var. Lambuja bence çok güzel. Şey aslında demek. Lambu e, Hani skoru değiştiren 0-0'dan sıfır 1-0 yapan changes. gol Şey değil hani böyle her gol Bu aynı puan değerde kazandılar. değil. Her gol aynı değerde değil. 2-0'dan 3-0 yani. yapan Lambuja. golle 1-0'dan 1-0 yapan gol aynı değil diye öne geçiren gole Lambuja diyorlar. Çok güzel tabir. Gomis bunlardan çok attı. Özellikle tabii, ilk 4-5 hafta 4-5 hafta Galatasaray'ın takım oyunu komple yoktu yani. bildiğin tabii, tabii. E, Böyle işte all-star takımı Harlem ben hani toplanırsın. Hı. Yeni tanışan yetenekli insanlar bir şeyler oynar gibi oynuyorlardı. O dönemde Gomis hakikaten maç aldı. Ona bir şey demiyorum ama hani bunları tek tek şey yapalım olur mu? Ne bileyim mesela Gomis'i çıkar Gomis'i çıkarsan Icardi'yi koysan Galatasaray o kadar gol atmayacak mı? 3 tane de kaçırdı Gomis Tabii. Yani 5 5 tane atabilirdim. Ben şaşırdım. Yani. Adam işi gördü. Kesirdim. Icardi Icardi de çok iyi. Birinci sınıf Santrifor. Evet. Abi tabii. Ben zaten onu seviyorum biliyorsunuz. Aynen. Ee, Icardi ile Gomis varken bana göre tek kulvarlık takıma ekstra maliyete ihtiyaç yok ama tabii Galatasaraylılar daha iyi bilirler yöneticiler. Bu ben de katılıyorum orada. Ben de yani harcayabileceklerini de düşünmüyorum. Yani imkan varsa bir yerli Solbek bulunabiliyorsa Rıdvan mesela mantıklı olurdu. Olabilse de. Evet. Rıdvan'a Rangers vermiyor. veya işte ne bileyim hmm. hani düşünülebilir mi bilmiyorum. Caner gibi yani bir tane alternatif Solbek veya sağ bek, Türk varsa hani yabancı sayısı mevzusundan o da. Caner, Galatasaray Tusu Galatasaray olabilecek her yerli opsiyon için mümkün olduğu kadar e, hani görüşme de yapıyor evet. deniyordu veriyor musun vermiyorum peki bir haftaya bir daha geleyim bir daha veriyor musun böyle bir çalışmaları var çünkü e, ama bunun böyle olacağı da belliydi patlayacağı belliydi yani o yani Türk Türk biraz, fazla Türk gönderdiler bence sene başında yani öğrenerek yaşadılar ama niye öğrenerek Hı -hı. yaşadılar onu anlamadım. yani gözüküyordu zaten yerli sorunu olacağı. Hı -hı. Bir tek Kazımcan'a e, gerçekten çok üzüldüm. Kazımcan Hı -hı. ilk -hı. defa evet. formayı yani bu forma önümüzdeki maçta benim Rahatlığıyla giydi, o rahatlıkla futbolunu oynadı. Yani çok talihsiz bir sakatlık. O Kazım canı da geçmiş olsun yani. Bir aydan önce dönmesi çok zor o rahatlıktan. kötü mü? Bir çok ay diyor. değil. Üstüne basamıyormuş şu an bileğini. Geçmiş olsun ama genç çocuk değişir, gelişir. Gelir yani bir şey olmaz. Ee, Orada ben tam pozisyonu da anlamadım aslında. Rakibine bir kaymış çizgide değil mi? Orada sakatlandı o. E, ee, taç çizgisi en kötü sakatlıklarda en an, anlamsız bir bölge. Ama profesyonel futbolda futbol, mücadele ya, her o yüz, var, canım. binde bir için bile mücadele ettiğin için o binde bir farkı yaratmak için çizgide e, ters basıyor yani çok kötü. Dükkün. Yani bir yerli dükkünür. oyuncu dükkünür. takviyesi Kesinlikle. lazım Galatasaray'a. Belki orta sahaya. Ne? belki beke. Kanat peki aynen. Belki sağ beke yapayım sol bekte. Kazım'ın yedeği analt olsun mı? gibi düşünebilirsin. Dua olsun. Yani bu tip takviyeler lazım bence yoksa bir numarası ligin üstünde bence. 9 numaraların ikisi de ligde bütün takımlarda hiçbir takımda yok. Yani Maxi Gomez mi Gomez mi? Yaş ya olarak kıyaslama. Ben yetenek ve potansiyel olarak Aa, kesin katılıyorum yani. da ama işte sürdürülebilirlik olarak işte Icardi'ye bakıyorsun da 6 maçı ya var tamam, galiba. hani yengele ee... şey çözemeyecekler. O belli oldu. Artık gitmez Arjantin o. Yani e, Sakat gider gitmez. Yani. E, şimdi Gomis de abi şimdi dün işte 70 dakika falan sahada kaldı. Yani şimdi hani maç trafiği bu ara yoğunlaşacak. Icardi'nin kendini toparlayamadığı senaryoda işi bütün yük ona binecek. Bu yaşta ne kadar kaldırabilir gibi şeyler var benim sonra, kafamda. Icardi bu saatten sonra Van hanımdan ayrılacak belli ki. O paratura işlemi çözdü mü devam eder gider. artık. <laughs> Peki, e, ma da yapmış baba. Maçla ilgili e, tahminine ne dedin abi? Abi zor maç ama. Ben alttan ziyade üst öneriyorum. Hı. Hmm. Yani bir kere Mustafa geri dönüyor. Tamam. E, duran top zafiyeti olduğunu düşünüyorum şeyin. Galatasaray'ında. Duran topta iyi çalışıyor. Yani hücumda iş yapıyor. Ama savunmada da zafiyet olduğunu düşünüyorum. Belki bir tane gol atar Sivas ama Galatasaray bir veya iki tane, iki, üç tane de üç tane gol atıp ben maçı bir üç, bir iki şeklinde kazanabilmesi ihtimalini yüksek görüyorum. Ya Tabare Kodatlı şahsın tehlikeli olabileceği bir maç ee, bence. De. Yani ya Tabare'dir işte o Gutas. Yani onlar iyi kafa golleri atabilen oyuncular. Diyasaba'da da ee, inanılmaz formda bir Çok ülke. iyi futbolcu. Yani gelmek istiyormuş İstanbul'a, ayrılmak istiyormuş Sivas'tan. Hmm. Sivas'ın Messi'si ya. Yani ben Kasımpaşa falan... Gerçekten tanısa, Messi stili var abi. Ben Kasımpaşa başta, falan olsa evet. hemen alırım. Süperlikte Anadolu seviyesinde bir Messi olsa i̇lk Diyasaba olsa. İlk derdinde biraz onun kilo problemi vardı Diyasaba. Değil mi? Adamın yapısı o, yapısı o. Öyle mi? Biraz böyle toparlak bir kardeş. <laughs> <laughs> Zaten yapısı çok biraz yok. daha fit gözükse <laughs> bak. <gülüyor> aynı oyunu baba, fit müthiş. gözüken biri oynasa yani alır götürürler. Çok iyi oyuncu. Yani ben Kasımpaşa falan kara gümrük olsam öyle haberler çıktı. Eşi İstanbul'da yaşamak istiyor diye. Bunu, bon sen ya, Yarın evet. alırım yani yarın. Onların zaten bir işte sezon başında Avrupa'da da sallantılı olduğu bir dönem Alıyor, vardı ya. Veriyor, o dönem 30 iş yapıyordu. vuruyor, araya yok, yok. bırakıyor. Her şey var adamda çok yani. Aşırı özgüvenli. Kendini çok iyi bilen oyuncu. O dönem büyük iş yapıyordu. Çok iyi futbol. Şey de var. E, top istediği gibi oynanmayınca mesela veriyor, koşu atıyor. Vermeyince fırça falan da atıyor. Ya tutuyor. mesela Gradel çok tam, başarılı ikili oldu. Hatta Gradel'i kesti yani. Şu an gra, son maça Gradel yedek başladı. Tabii, güvendikler güvendikleri için yani Sabah artı Yata bağır önünde gibi Kadali oldu. Artık tabii EYT'li oldu da hani şey olsun yani, yani e, ama o da şey ama. O da EYT'li evet doğru. <laughs> Sonuçta bu ben Galatasaray'ın maçı bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Sivas Kasımpaşa'ya da yeterince pozisyon verdi. Evet Kasımpaşa girmiş bayağı. Ama şu var şimdi bakalım Rıza Hoca 12 tane farklı duran top organizasyonunu gördük. Galatasaray'ın. En azından bu 12'nin benzerini yememesi lazım. Belki Galatasaray'ın heybesinde bir 6 tane daha vardır yeni. Onlardan evet, Onlardan yerse bir itirazım yok ama. Serdar abi son dakika geldi. He. Spor müdürümüzden son dakika geldi Berk Göl'den. Galatasaray forvet alacak diyor. Ha. Detay os. alalım mı? Alabilir miyiz? Hayırlısı olsun. Alamayız. Alamazmış. Berk Merkür Forvet alacak Galatasaray. Deniz Uzun'da bir ismi ben geçiyor. Deniz Uzun'da bu çok yazıyor abi ee, orada. ona da iyice bir araştırsınlar Deniz Uzun'dan kolay değil. Seferden yani. çıkma... Çıkacaklar değil mi bir şekilde? Abi seferden çıkmak kolay iş değil. Yani. Çıkmak daha zor iş biliyor musun? Hocam Adamın öyle diyor. <laughs> çıkmak. Çıkma niyeti var ayrı. Ama 2-4 değil abi yarısı. Zaten o dönmüşlerdir yarısını. Tamam, tabii canım. 1 nokta 1 2 de yarısını ben vereyim. 600'ü sen ver. Olabilir o. Ama... Ee... sefer İstanbul'da kalabilir ha. Hmm. Mesela verirsin kara gümrüğe falan. <laughs> Galatasaray'a da bütün oynatmada forvetlerine kara gümrüğe veriyor gibi. Mesela öyle şeyler Rica olabilir yani. Hakikaten abi. Ya. Cagin <laughs> Arka bahçe giriyor. Valla Deniz Uludağ konusunda iyi araştırsınlar. Sonra Fener'in alıp da vazgeçtiği genç çocuk gibi olmasın. Bir baksınlar o işlere. Tuttur'da Hour başlıyor. Perşembe gecesi 24'e kadar linkten üye ol. 100 TL'ye kadar oynadığın ilk kuponda rahat rahat tuttur. Her zaman.